Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Özer Bey, Erkul Makina'nın genel hizmetlerinden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize sizleri daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Özer Kuloğlu kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Evet. 1996 senesinde başladık. Süt fabrikalarına proses makineleri, ekipmanları yaparak sektöre giriş yaptık. Evet. Çok uzun yıllarda o konuda sektöre hizmet verdik. Evet. Aslında toplam 22 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. 22 yıldır, evet. Fakat önceki işiniz süt, peynir ve yoğurt makineleri üzerineydi. Evet. Ne kadar sürdü? Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Süt fabrikalarından gelen talep üzerine daha sonraki yıllarda onların ekipman ve araçlarını yıkayacak makinelere ihtiyacı olduğunu öğrendik. Onlara yönelik yıkama makineleri yapmaya başladık. Yaklaşık 8-9 yıldır süt proses makineleri ve ekipmanlarının yanı sıra yıkama makineleri de imalatı yapıyoruz. Daha sonra bu makinelerin imalatına geçtikten sonra diğer gıda firmalarından, gıda sektöründen de talepler gelmeye başladı. Ve dolayısıyla süt sektörünün dışındaki diğer gıda sektörüne de yıkama makineleri yaparak bir giriş yapmış olduk. Çok güzel. Peki profesyonel hizmetler veriyoruz diyoruz. Tabii profesyonel hizmetleri verirken de profesyonel bir kadroya ihtiyaç var. Evet. Toplam kaç kişilik bir kadromuz bulunmakta? Bizim yaklaşık 15 kişilik bir kadromuz var. Çok güzel. Evet, köklü bir kadromuz var. Uzun yıllardır beraber olduğumuz bir ekibimiz var. Evet. Ar-Ge çalışmalarına çok önem veren bir firma olduk her zaman. Dolayısıyla sürekli olarak kendimizi geliştirmek, sektörün gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için sürekli olarak kendimizi yenilemeye çalıştık. Yaptığımız... Burada olduğumuz gibi fuarlara katılıyoruz. Tabii. İzmir dışındaki fuarlara da katılıyoruz. İzmir dışındaki fuarlara da katılıyoruz. Yurt dışı fuarlarına da katılıyoruz. Çok güzel. Sektörümüzle ilgili hemen hemen bütün önemli fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Kendimizi hem güncel tutmak adına hem sağlam adımlarla ilerlemek adına. Tabii ki. Tabii ki. Bunları yapıyoruz. Fuarlar çok önemli. Kesinlikle. Hem müşteriye. Peki, Özer Bey. Evet. Sizleri insanların tercih etme sebebi nedir sizce? Yani sizi bir ön plana çıkaran sebep nedir? Ön plana çıkaran en büyük sebeplerden bir tanesi... Bakın hizmet politikanızdır. Hizmet politikamız, kalite anlayışımız. Kalite anlayışımızdan hiç taviz vermeden yolumuzda hep yürümeye çalıştık. Ve kendimizi sürekli geliştirebiliyor olmamız bizi öne çıkaran önemli etkenlerden. Evet. Evet. Birkaç tanesi diyebiliriz. Peki Erkul Makine olarak neler yapıyoruz genel olarak? Ne dedik? Büyük sanayileri... Süt sektörünün çeşitli makine ve ekipman ihtiyacını karşılıyoruz. Peynir, yoğurt vesaire gibi ürünlerin yapımında kullanılan proses makinelerinin imalatını yapıyoruz. Onun yanı sıra da hem süt sektörünün hem de az önce bahsettiğim gibi birçok gıda sektörünün yıkama ile ilgili ihtiyaçlarına çözüm getirmeye çalışan. Öncelikle unlu mamulleri konusunda çok başarılısınız. Evet. Birkaç tür makinalarımız bulunmakta. Burada değerli izleyicilerimiz de şu anda izliyorlar zaten. Daha çok hani unlu mamulleri dışında nerelere hitap ediyoruz? Unlu mamullerin dışında et sektörü, meyve sebze sektörü, balıkçılık sektörü, çok güzel. Süt sektörü tabii ki gibi gıda sektörünün belli başlı temel gıda sektörüne ait firmalara iş yapıyoruz. Çok güzel. Peki özellikleri nelerdir? Öncelikle galiba çok kolay yıkanıyor. Evet. Kolay temiz elde ediyorlar. Şimdi sektörün üretim alanlarında kullandığı bazı ekipmanlar var ve taşımalarda kullandığı bazı araç gereçler var. Bunlar plastik kasalar olabiliyor, tepsiler olabiliyor, metal tepsiler olabiliyor, plastik
tepsiler olabiliyor, paletler olabiliyor. Paletler oluyor, evet. Bütün bu üretim esnasında kullanılan araç gereçlerin gün sonunda hijyenik anlamda temizlenmesi gerekiyor. Onlar gün içerisinde kuruyorlar. Gün içerisinde üretimde kullanılıyor, evet. Veya transfer amacıyla sevkiyatta kullanılıyor. Sevkiyat sonrası fabrikaya gelen ürünlerin yıkanması söz konusu. Bir de üretim alanında kullanılan araç gereçlerin yıkanması söz konusu. Evet. Bizim makinalarımız bunları en etkin ve en hızlı şekilde ve hijyenik anlamda temizlemek için tasarlanmış makineler. Birkaç çeşit makinamız var, evet. Bu konuyla ilgili. Her ekipmana göre, her ekipmanın özelliğine göre özellik arz eden farklı farklı makineler üretiyoruz. Evet. Peki ileriye yönelik plan ve projeleriniz nelerdir? Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? İleriye dönük planlarımız arasında en önemli şeylerden bir tanesi bir defa ürün gamımızı genişletmek, evet. Ürün sayımızı arttırmak, yurt içi ve yurt dışı pazarını arttırmak, özellikle yurt dışı pazarında farklı bölgelere, farklı ülkelere giriş yaparak yurt dışında hizmet vermek, evet. Oradaki fuarlara daha çok katılma amaçlıyoruz. Evet. Ve dediğim gibi çeşit arttırarak daha farklı sektörlere de girmeyi hedefliyoruz. Çok güzel. Evet. Evet, ben verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılarınız daim olsun diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.